Ben de zengin olmak istiyorum. Peki bu rutinle onu başarabilir miyim? Belki. Ama unutmayın ki geleceğiniz günlük rutininizde bulunur. Başarılı insanlar diğerlerinin ara sıra yaptığını her gün yapanlardır. Öyleyse anlat bize Meryem, bu rutin neyin nesi diyorsanız, sabahın 5'inde uyanmakla başlayan bu rutin yatağını toplamak gibi basit alışkanlıklarla devam ediyor. Bu şekilde basit gözüken bu alışkanlıkların kurulması kişisel gelişimi ve başarıyı destekliyormuş. Bu rutinle bir Rockefeller olmayı hedeflemiyorum ama hayatımı değiştirmek istiyorum. Günaydın. Saat 5. Wow. Bakınız. İlk gün saat 5'te uyanmayı başarıyorum. Aslında bu madde benim için en zor maddelerden bir tanesi. Çünkü ben bir gece kuşuyum. Gece kuşu olduğum için de aslında uyanmaktan ziyade benim bir uyku problemim var. Bu rutine de yaklaşık 1 saatlik uykuyla başlıyorum. Mikrofonu ararken açıldım bayağı. Bu uyanmış halim. Minik de benimle beraber uyandı. Diyor ki hayırdır kanka, manyak falan mısın? İlk başta evet, ilkten rüyalarımı hatırlamam lazım. Ki zaten ben rüyalarını unutan bir insan değilim. Rüyamı unutmamak için hemen telefonu açıp telefona yazan biriyim. Önemsiyorum rüyalarımı. Şey söyleyeyim mi? Galiba unutmuşum. Yani video çekerken falan hazırlanma falan sürecini unutmuşum ama hatırlıyordum. Yemin ederim hatırlıyordum rüyamı. Sırayla diğer maddeler rüyalarımızı hatırlamak ve yatağımızı toplamak. Rüyalarımızı hatırlamak bilinçaltımızda yaşananları anlamamıza yardımcı olurken yatağını toplamak da günün ilk elde edilmiş başarısı oluyor. Ardından bir bardak su içmek ve takviyelerini almak geliyor. Gece boyunca ben aşırı susuyorum. Hatta masamın yanında her zaman bir bardak su bulunur. Uyurken kaybedilen suyu kazanmak için bolca su içiyoruz. Sırada nefes, meditasyon ve spor bulunuyor. Bunların hepsini barındıran bence mükemmel bir şey var. O da yoga. Yoga kendi içerisinde hem aşırı odaklanma, hem yoğun fiziksel aktivite, hem de düzenli nefes barındırıyor. Kesinlikle bu madde için biçilmiş bir kaftan diyebiliriz. 30 dakika boyunca yoga yaptıktan sonra beklenilen o an, korkulu rüya, soğuk duş. Buradaki soğuk duş almak sinir sistemini sıfırlayıp enerjinizi arttırmaya yarıyor. Şimdi diyeceklerime hazır mısınız? Aslında çok mantıklı çünkü gerçekten şu an beynimin açıldığını hissediyorum. Gerçekten şu an uyandığımı hissediyorum. O soğuk suyun altına girdiğimde gerçekten beynimdeki tüm hücreler bir anda good morning dedi, günaydın dedi, kardeşim dedi, çoğun açmıyor dedi yani. Annyeonghaseyo dedi. Uyandı yani, bayağı uyandım. Bunu ben de yapıyorum. Ama bu şekilde değil yani. Bir kere sen bunu sevmeyerek yapacaksın ve sevmeyerek yaptığın bir şeyi rutin haline getiremezsin. Severek yapman lazım. Bence bu rutinin en zevkli anı günlük tutmak ve hedef belirlemek. Evet, ben ve mükemmel kupam artık günlük yazmaya hazırız. Ben küçükken günlük yazıyordum. Annem de hep okuyordu. Çok utanç verici gerçekten. Yani yeşil çay beni pek sarmasa da bu ambiyans benim çok hoşuma gitti. Günlüğü yazmayı bitirdikten sonra sırasıyla yapılacaklar listesini ve mutlu olduğum şeyleri ve gelecek hayallerimi, hedeflerimi not aldım. Şimdi biraz yazdım. Daha da yazardım aslında ama otobiyografiye dönsün istemiyorum yani. Günlükten ziyade biraz iç döküme seansı gibi oldu. Bu not alma kısmı başta size böyle saçma gelse bile bence günlük motivasyonu diri tutmak için çok önemli bir şey. Evet, şimdi yapılacaklar listesine geldiğimizde saat 2'de benim AVM'ye gitmem lazım. Çünkü çekim var. Bir tane eğlence videosu çekeceğiz. Asi ile beraber. Onun dışında şimdi ben bunu böyle bir yeni bir hayatım olarak görüyorum, bu videoyu. Çünkü bu videodan sonra da ben devam edeceğim buna. Yani belki birkaç maddeyi kendime göre değiştirip gelecek hayallerim, hedeflerim var ya, buraya bunu yazacağım. Çünkü mutlu olduğum şeylerden bir tanesi erken uyanmak. Ben erken uyandığımda kendimi çok iyi hissediyorum ya. O kadar iyi hissediyorum ki günümü böyle çok verimli kullanmış gibi hissediyorum ve çok hoşuma gidiyor. Geç uyandığım zaman çok mutsuz oluyorum. Ve güne başlamadan önce son maddemiz kitap okumak. Ben normalde bu kitabı okuyordum. Çocuklukta ihmalinizi. Fakat sonlara doğru geldim. Artık okumaya devam edemiyorum çünkü kaldıramıyorum şu an bu kitabı. O yüzden bu kitaba geçmeye karar verdim bugün. Bugün bu kitabı okuyacağım. 30 dakikalık okumamız başlasın.
İlk hedefim 3 gün boyunca bu rutini devam ettirmek olacak. Uzun vadeli hedefim ise bu rutini kendime uyarlayıp normal yaşamıma adapte etmek olacak. Kafaya bak nasıl öne gidiyor. Tamam. Ama sen benim masamdasın. Bu arada bir saatlik uykuya rağmen kendimi çok dinç ve mutlu hissediyordum. Ta ki çekim bitene kadar. Çekim bittiği an efsanevi bir baş ağrısı beynime hücum etti. Beni adeta tokatladı, beni adeta dövdü. Evet, videomuzu çektik. Gidiyoruz. Yes. Çok yoruldum ama yine de çok iyi iş çıkardım. Eve gittim ve başımı yastığa koyar koymaz uyuyakaldım. Bu rutin gerçekten işe yaradı. Çünkü ben çocuk yaşlarımdan beri uyumakta çok zorlanan bir insanım. Çok düşündüğüm için uyumak bana eziyet gibi geliyor. Ama bu rutinin ardından melatonin bile kullanmadan bir anda uyuyakaldım. Bu gerçekten benim için bir mucizeydi diyebilirim. Arkadaşlar, günaydın. Allah'ım ne kadar zordu uyanmak ya. O kadar çok zorlandım ki uyanırken. Bir 50 saat daha uyurdum yani ben. Ben uyumak çok güzeldi. Benim çok büyük bir uyuyamama problemim vardı. Ben bunu bu videoyla aştım. Ama şu an yeni bir problemim var. Çok uyuma. Çok uyumak istiyorum. Neyse bunu da halledeceğiz. Kalkalım. Bu video içerisinde bunu hatırlamamın imkanı yok bu arada. Rüyalarımı falan hatırlamamın imkanı yok. Ben bir uyanıyorum. Kamerayı çıkarmam lazım. Mikrofonu çıkarmam lazım falan şeyiyle. Neyse hadi kalkıyorum şu an. Arkadaşlar ben bu rutinle bir de gerçekten milyarder oluyormuş. O zaman işte benim düşmanlarım şok. Yatağımı topladım, suyumu içtim. Vitaminimi aldım ve düne göre daha basit bir yoga yaptım. Yoga yapmak gerçekten bana inanılmaz iyi hissettiriyor. Başımdan ayak parmak uçlarıma kadar huzur dolmuş hissediyorum. Ve soğuk duş. Rutinin bu noktasına geldiğimde gerçekten her seferinde kendimi sorgularken buluyorum. Buna gerçekten ihtiyaç var mı? Bu sefer biraz daha uzun kalırsam belki alışırım diye düşünerek kendimi kontrol etmeye çalışsam da sonunda yine çok saçma bulup duştan çıkıyorum. Nasıl soğuk bir denize geliyorsan öyle. Hani şey diyorlar ya, birini alışırsın diye. Öyle bir şey. Bence kesinlikle bu listeyi bir erkek oluşturmuş olmalı. Yani herhangi bir kadın her gün duş alayım da saçımı ıslatayım demez çünkü. Zaten saçını yapmak saatlerce sürüyor ve sonraki gün bu hali alıyor. Diyelim ki şampuanlanmıyorsun, tamam, sadece saçını suya değdirip çıkıyorsun diyelim ki. Yine kötü. Yani kalas gibi oluyor saçın. Rutinin bu noktası beni çok sinirlendiriyor. Soğuk suya girmek değil. Soğuk suya girmeye alışırsın ama bu saç problemini çözmek lazım bir şekilde. Kendime geldikten sonra yeşil çayımı alıp günlüğümü yazmaya gidiyorum. Gerçekten bu rutinde yoga yapmaktan sonra en sevdiğim şey günlük yazmak oldu. Ben çok unutkan bir insanım. Sırayla ne yapacağımı unutuyorum sürekli. O yüzden post-itleri yazacağım ve şu aynayı asacağım ya da dolabıma bir yerlere asacağım. Sabah 5'te uyanmayı unutamam zaten. Ama bir bardak su içmeyi unutabilirim. Su iç. Lanet olsun. Aa, ben bugün probiyotik alacaktım. Unutmuşum bak. Onu da unutmuşum. Kendime bir de güzel bitki çayları alacağım. O beni daha çok mutlu eder ve daha çok motive eder. Günlüğümü yazmaya başlayabilirim. (gülüyor) 18.01.2024. Bugün yeni hayatımın ikinci günü. Son 2 senedir kendi başıma hiçbir şey yapmadığımı fark ettim. Kendi başıma vakit geçirmeyi seviyorum ama evde. Dışarısı biraz daha ürkütücü geliyor. Bu yüzden bunu aşmak için dışarıya kendimle date çıkmaya karar verdim. Aklıma şöyle bir anım geldi arkadaşlar. Ben lisedeyken Amasra'da yaşıyordum ve arkadaşım yoktu. Haliyle benim en yakın arkadaşım şu arkadaş. Selam ver. Hello. Abimdi yani. Ve abim de hani yazın gelmiyordu. Amasra'da arkadaşlar deniz var. Evimin önünde deniz vardı ve ben denize giremiyordum. Çünkü kendinizi benim yerime koyun. Tek başınıza denize gitmek böyle insanlar eğlenirken...
tek başına orada cıbır cıbır yüzmek, yani nesin sen 60 yaşında emekli dede misin? Öyle hissettiriyordu. Ama bir gün ben dedim ki yok ya dedim Merve, sen dedim kimseye muhtaç değilsin deyip eşyalarımı toplayıp denize gittim. Ama böyle kıyı, böyle kimsenin görmediği bir yer. Öyle bir yere gittim ve orada tek başıma 15 dakika yüzüp geri geldim. Bir hafta, iki hafta boyunca falan bunu sürdürdüm. Kendimi aşırı derecede daha fazla yalnız hissetmeye başladım ve bu beni çok üzmüştü. Bugün de kendimi öyle hissettim tek başıma hazırlanıp dışarı çıkarken. Neyse, güzel olacak ya. Evet, şimdi çıktım. Yemeğimi yedim. Geçenlerde Elif böyle bir tane kafeye gitmişti. Friends konseptli bir kafeye gitmişti. O kafeyi aradım internetten. Şimdi oraya doğru yola koyuldum. O kafeye gideceğim, biraz orada oturacağım. Etrafı gezeceğim. Yani böyle şirin bir kafede oturmak ve böyle güzel vakit geçirmek istedi canım. O yüzden oraya gideceğim. Ondan sonra eve dönerim herhalde. Aslında kafede oturmayı falan sevmiyorum. Çünkü böyle çok bir yerde sıkışmış ve böyle aşırı gürültü varmış gibi hissediyorum genelde kafelerde. Ama rahat bir şekilde kitap okuyabileceğim ve ders çalışabileceğim bir orası var. O yüzden gidelim. Aslında çok güzel vakit geçirdim ama Friends adlı bir kafeye tek başına gitmek biraz garip hissettirdi açıkçası. Kalbim kırıldı bir tık. Aklıma hiç şey gelmedi mesela bugün saat 5'te uyandığım ve çok yorgun olduğum falan. Çünkü yorgun değilim şu an. Garip değil mi? Bana çok garip geliyor. Belki de gerçekten yapmak istediğim bir şeyi şu an yaptığım için kendimi çok iyi hissediyorum. Bence ben bu rutini hayatımda gerçekten uygulayabilirim. Her şey ilk başta çok eğlenceliydi. Videolar izliyordum, kitap okuyordum falan. Bir süre sonra kendimi yalnız hissetmeye başladım ve kendimi kötü hissettim. Dedim ki evet, evet Merve, günlük dozunu aldın, artık eve gidebilirsin deyip eve geri döndüm. Ve bugün de bu şekilde kapatmış oldum. Let's go! Günaydın arkadaşlar. Üçüncü günden karşınızdayım. Çok isterdim ki ilk uyanma tepkilerimi görün ama maalesef ki bu size şeref veremedi. Çünkü uyandığımda ilk yarım saat mikrofonun nerede olduğunu bulmaya çalışmakla geçti. Hem de şu şekilde. Sonra telefonumu kaybettim falan derken yaklaşık şu an muhtemelen 6 falandır saat yani diye tahmin ediyorum. Ama neyse ki tabii ki bir saat sonra kamerayı açmış olmanın verdiği minimum zevk. Ulan ben yine rüyamı unuttum ya. Neyse bak, hatırlamaya çalışacağım yine de. Vallahi kamera açmadan yapmak lazım ya. Unuttum. Bir saat olmuş. Nasıl hatırlayayım? Allah Allah. Üçüncü güne uyandığım zaman yani rutindeki ilk madde olan saat 5'te uyanmaktan ziyade kamerayı aramak, ne bileyim mikrofonu takmak gibi şeyler bana daha zor gelmeye başladı. Artık içimden diyordum ki ya şu video bitsin. Ben artık kendi rutinime başlamak istiyorum. Bu yaptığım şeylerden zevk almaya başlamışım. Bir de hani devam ettirmek istiyorum. Bir önceki gün kendime söz verdiğim gibi probiyotiklerimi ve özel meyveli yeşil çayımı aldım. Yani ben bunu içeceğim ama benim ne işime yarıyor bu probiyotikler diye araştırmak istedim. Çünkü boşu boşuna kullanmak istemedim. İnterneti açtım ve probiyotik ne işe yarar? Ne zaman içilir yazdım. Bağırsak sağlığı için kullanılıyormuş. Benim reflüm var. O yüzden bana iyi gelebilirmiş. Acaba hangisini içsem? Bu Kore'deki böyle minik şeylere benzemiyor mu? Sütlere benzemiyor mu? Güzel. Güzel kokuyor bu. İyi kötü değil. Pause. Şu an içtiğim probiyotik diğerlerinin arasındaki en iyisi. Tadını en beğendiğim bu oldu. Şu an rutine devam ettiğim için rahatlıkla söyleyebilirim ki diğerlerinin tadı pek de güzel değil ama denemek isterseniz bunu alabilirsiniz. Narın ekşiliği böyle bir garip geldi.
Dengeli ve çeşitli beslenmeyi unutma. Tabii ki her gün çok dengeli beslenirim. Ezan okunuyor baba. Bugün de seni andım. Üçüncü gün artık benim için tüm maddeler rutin haline gelmişti. Tek bir tanesi hariç o da soğuk duş almak. Soğuk duş alırken ne kadar kendimi kandırmaya çalışsam da ya asla olmuyordu. Sevmiyorum, soğuk duş almak istemiyorum. Nefret ediyorum bu adımdan. Sabah sabah soğuk duş almak neden aptalcadır? 5. Belki ben dün gece banyo yaptım ve şampuanlı, saçım yumuşacık. 4. Belki şekil verdim ve sabah çok önemli bir işim var, hızlı bir şekilde çıkmam lazım. Neden saçımı bozuyorum? 3. Nefret ederim. Hello, look, hey. Evet Ahmet Çarlıoğlu, rutinime siz de katıldınız. Neler hissediyorsunuz? Çok güzel. Gerçekten ananas kokuyor, ananas. Şunun tadına bir bakalım. Ananasın kabuğunu mu koydun buna, ne yaptın? Normal yeşil çaydan daha kötüymüş. Günlük yazmaya gelince önceki günü size anlatamadım ama başıma gelen egzantrik olayı detaylıca yazdım. Bu olayı zihnimden atıp kağıda geçirmek bana kendimi çok iyi hissettirdi. Yapılacak listemde öncelik evi temizlemekti çünkü cumartesi günleri bizim evimizde temizlik günüdür. Ardından da sokaktaki kedilerimi beslemeye gidecektim. Şimdi yapılacaklar listesine geçelim. Yapılacaklar listesi. Ve olmak istediklerim. Daha çok param olsun. Daha çok para kazanıp daha çok yardım yapmak. Bir de dün şeyi fark ettim. Uzun zamandır Kore'ye gitme hayali kurmadığımı fark ettim. Bu hayalimi unutmak istemiyorum ve buraya onu da yazacağım. Bu hayalimi unutmak istemiyorum. Kore'ye gideceksin Merve. Aha da buraya yazdım. Çok fazla yağmur yağıyor muhtemelen. Oo, bak bir tane orada. Ay, çok fazla yağmur yağıyor. Mama bulamazlar diye düşünmüştüm ama bazıları mama getirmiş buraya. Ya, ne olsun ben de getirdim. Daha çok mamalar olsun. Daha çok kedi yemek yesin. Bakın orada sarı bir kedo var. Bir tane de siyah kedo geldi. Bu az önce yemişti. Şimdi ben koydum bir daha yiyor. Benimkinden yemek istedi. Senin adın bundan sonra Miko. Miko, gel buraya. Pıs pıs pıs. Miko. Bak, siz bu kedilere üşümüyor diyorsunuz ama o çok üşüyor. Isınmak için bana yaslandı. Kedime mama getirdim. Burada da kedim var. Gel. Gel. Ana ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Allah bismillah. Saro kedomun derdi başkaymış arkadaşlar. Günün geri kalanında tamamen kendimi ayırdım ve bu rutini kendi hayatıma uygun şekilde baştan yazdım. Bu 3 gün gerçekten benim için müthiş bir deneyimdi. Üniversite yıllarımdan ve şirkette çalıştığım zamanlardan bu yana sabah erken uyanmak için düzenli bir motivasyonum yoktu. Ki o zamanlarda rutinim sadece uyanmaktı. Sabah kantinden alınmış 3'ü 1 arada kahve beni gün içerisinde mutlu hissettirmiyordu. Bu rutin kısa sürede gün içerisinde benim daha pozitif ve daha dinç olmamı sağladı. Ama kesinlikle söylemem gerekirse bu rutini bir gün en azından deneyin. Daha sonra bu rutini kendi hayatınızda nasıl şekillendirmek istiyorsanız o şekilde değiştirin diyebilirim. Benim 3 gün boyunca yaptığım milyon dolarlık sabah rutinim bu şekildeydi ve ben şu an bu rutine hala devam ediyorum. Merak ettiklerinizi ve düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.